GCM Forex'in hazırladığı webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugün temel analize giriş konusu üzerine bir eğitim gerçekleştireceğiz. Temel analizin en büyük amaçlarından biri burada özellikle fiyatın yönü ve gücü hakkında bir bilgi edinmek olacak. Fakat buna giriş yapmadan önce öncelikle piyasada genel olarak hangi analiz yöntemleri uygulanıyor? Bunun üzerine bir birkaç cümle kuracağız. Ondan sonra da temel analize giriş konusu üzerine, temel analiz üzerine ayrıntılar üzerinde durmaya başlayacağız. Bu da analiz yöntemlerine göz attığımızda temel analizin yanı sıra teknik analiz ve risk yönetimi dalları özellikle ön plana çıkan yöntemler arasındadır. Teknik analize baktığımızda tamamen objektif bir yaklaşımla birlikte sadece fiyat hareketleri üzerinden değerlendirmeler gerçekleştiririz. Bunları nasıl gerçekleştirebiliyoruz? Çizgisel analiz yöntemleriyle olabilir veyahut formüle dayalı indikatörler dediğimiz araçlarla gerçekleştirebiliriz. Burada şu an ekranda da gördüğünüz üzere zaten fiyatın yönü hakkında ve işleme giriş çıkış noktaları zarar yönetimi risk yönetimi diyelim konusunda da bize yardımcı olabilecek bir çalışma gerçekleştirmeye çalışıyoruz genel olarak yaptığımız şey işleme nereden girebiliriz nereden çıkabiliriz bununla ilgili bilgi edinmeye çalışıyoruz risk yönetiminde ise burada yapmaya çalıştığımız şey daha spesifik bir şekilde daha da yatırımcıya özel uygulanacak bir şekilde sermaye yönetimi olarak karşımıza çıkmakta burada da belirlediğimiz yöntemler genellikle incelenir ve bu yöntemlerin sermayemize psikolojimize uygun olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yaparız ve her ne kadar pek duyulmayan arka planda kalınan bir analiz yöntemi olsa da aslında oldukça kritik Hatta en önemlilerinden biri diyebileceğimiz analiz yöntemidir Çünkü birçok kayıp Risk yönetiminin uygun bir şekilde kurallara göre uygulanmaması nedeniyle karşımıza çıkabilmektedir Forex piyasasında özellikle. Burada bakacak olursak temel analizin en e, temel vazifesinin, en önemli vazifesinin fiyatın yönü ve gücü hakkında bir bilgi edinmek olduğunu söylemiştik. Burada şunu belirtmekte fayda var. Piyasa sürekli fiyatlamaya ihtiyaç duyar. Yeni bir şeyleri fiyatlamaya ihtiyaç duyar. Ve burada bizim temel analizde yaptığımız şey gerçekleşen şey veya veri açıklanan veri veya bir olay fiyatı nasıl etkiler Biz bunu görmeye çalışıyoruz bunu gördükten sonra da fiyatlamaya e, katılmaya çalışıyoruz veyahut burada yaptığımız teknik analiz doğrultusunda trendi destekliyor mu desteklemiyor mu Buna göre bir öngörü sağlamaya çalışırız ve bu, bununla birlikte hem riskimizi yönetmiş oluruz hem de karlılık oranını bu istatistiği daha da arttırmış olabiliriz. Genel olarak baktığımızda burada özellikle temel analiz konusunda inceleme gerçekleştirirken karşımıza birçok başlık çıkarabiliriz aslında fakat bu teori kısmını fazla ben kafa karıştırıcı bir şekilde işlemek istemiyorum genellikle baktığımız şey Haberler, küresel çaptaki haberler. Çünkü her haber piyasaya etkileyebilecek özellik taşıyabilmektedir. E bunun dışında siyasilerin veyahut para politikasını, maliye politikasını yöneten kişilerin, örnek Merkez Bankası Başkanları gibi e yaptığı açıklamalar, Para piyasasını oldukça sert bir şekilde etkileyebilmektedir. Bu nedenle daha da üzerinde duracağız zaten ayrıntılı bir şekilde. Bu kişiler kimlerdir, neler yapabilir bunun üzerinde de duracağız. Sonrasındaysa piyasa her şeyi fiyatlamaya çalışır ve fiyatlayabilecek yeni şeyler arar diye belirtmiştik. Bu nedenle Forex piyasasında en çok kullanılan araçlardan birisi de ekonomi takvimidir. Çünkü ekonomi takvim gün içerisinde yeni fiyatlama oluşturabilecek birçok unsuru içerisinde barındırır ki bunun da üzerinde zaten çalışma gerçekleştireceğiz kısa bir şekilde. Fakat burada temel olarak Hepsi için haberlerde de politikacılarda da ekonomi takviminde de genel olarak bilinmesi gereken şey burada beklentinin fiyatlanıyor olmasıdır. En çok yanılgı yaratan unsurlardan biri beklentinin fiyatlandığının bilinmemesi. Beklenti fiyatlanır sonuç genellikle artık işlemden çıkış zamanıdır. Bunun karıştırılması özellikle e, her türlü piyasada sadece forex dediği tüm piyasalarda karıştırılması en büyük hatalardan ve kayba yol açan nedenlerden biridir. Bunun üstünde de durmaya çalışacağız zaten. Ve bununla birlikte en çok sorun yaratan şeylerden birisi de vade ayrımının yapılamamasıdır. Ki bunun da üzerinde duracağız. Özellikle hatalar üzerinde duracağız ki daha fazla tekrarlanmamasını sağlayalım. Burada baktığımızda kısa olarak geçeceğimiz bir ayrım yapacağız. Öncelikle temel analiz yöntemlerine baktığımızda tabii ki ilgi alanımıza, yatırım alanımıza göre değişiklik gösterebiliyor inceleyeceğimiz alan. Bu inceleme alanlarının ayrımı. Burada baktığımızda makroekonomik olarak bir inceleme gerçekleştirebiliyoruz. Yani küresel piyasalarda özellikle itici güçler olan Çin, ABD gibi Japonya gibi, Euro bölgesi gibi ekonomilerin ana temel göstergeleri üzerinde bir inceleme gerçekleştirerek ve bunların takibini sağlayarak Ekonominin bir şekilde gidişatını incelemeye çalışıyoruz. Forex piyasasının en büyük avantajlarından biri, bizim işimizi kolaylaştıracak unsurlardan biri burada. Makro ekonomik inceleme yapmamızın yeterli olacak olması. Yani çoğu araçta işlem yapacağınız çoğu araçta özellikle paritelerde makroekonomik incelemeler yeterli olacaktır. Ama yine de bilmekte fayda var. İki analiz alanı daha bulunmaktadır. Bunlardan birisi bir alt dalı diyelim endüstri analizi olarak ifade edebiliriz. Burada da rekabet yine de ekonomiyi oluşturan bir faktördür bu alt dalı olduğu gibi e, rekabet oranı, karlılık oranı gibi faktörler ortaya çıkabilmektedir ve en alt basamakta hisse senetlerini inceleme alanı olarak değerlendirebiliriz. Bunu mikro analiz e, şirket bazında şirket karlılığı, hisse başı kar gibi e, miktarlardan unsurlardan bahsedebiliriz. Şimdi burada e, bir uyarı geldi. Ses alamıyorum diye Diğer katılımcılara da önce bir sormak istiyorum sesle ilgili bir sorun olup olmadığına dair ona göre o katılımcımıza bir uyarı gönderelim donanımını kontrol etmesi için. Tamam herhangi bir sorun yok o zaman katılımcımızı uyaralım tamam devam edelim şimdi burada temel analizin unsurlarına göz atacak olursak şimdi de. Burada baktığımızda e, genel anlamda şöyle bir hepsini açalım. Şimdi baktığımızda politika yapıcılardan bahsettik. E, para politikası ile ilgili unsurlardan, kişilerden, kurumlardan bahsettik. Ekonomi takvimi dedik. Bir de ekonomi dışında fakat ekonomiyi dolaylı da olsa etkileyen faktörlerden söz edeceğiz. Piyasada beklentinin çok kritik olduğunu, önemli olduğunu belirtmiştik. Şimdi beklenti nedir? Merkez Bankası'nın bunda rolü nedir? Piyasada para politikasını, paranın değerini etkileyebilecek araçları, en önemli araçları elinde bulunduran kurumlar ülkelerin merkez bankalarıdır. Ve merkez bankaları geçmişte yaptıkları şeyler için değil, bizim için önemliden bahsediyoruz. Geçmişte yaptıkları da önemlidir ama biz şu anda yatırım yapıyoruz ve bizim için gelecek önemli. Merkez bankalarının gelecekte uygulayabileceği politikaları bilmek, yorumlayabilmek bizim en büyük avantajlarımızdan biridir. Bu nedenle Merkez Bankası'nda görevli kişiler ve özellikle özellikle Merkez Bankası başkanları bizim için en önemli şey piyasada. Burada zaten görselde de var. Fed Başkanı Amerika Merkez Bankası Başkanı, ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen. Bu kişinin yapacağı, şimdi bu kişi desek ki Enflasyon düşük seyrediyor. Faiz oranları buna göre seyretmeye devam edecek. Zaten rekor düşük seviyede diye. Bu zaten uygulamış olduğu politika ve bunun artık fiyatlamalara dahil olduğunu bizim bilmemiz lazım forex yatırımcısı olarak ilerleme kat etmek için. Ama bu kişi derse ki enflasyon işte düzeliyor, istihdam piyasası düzeliyor ve faiz artırımı yaklaşıyor derse örnek olarak böyle bir söylemde bulunursa bu ne demek ABD Merkez Bankası faiz artırımına yaklaşıyor ve burada artık doların değer kazanımı söz konusu olabilir demek. Burada artık faiz artırımını beklemeyeceğiz. Faiz artırımından önce artık fiyatlamalara bizim dahil olmamız gerekiyor. Burada vadenin sorun çıkardığı kısım ne? Burada bir parantez açalım. Vade ayrımını çözememenin yarattığı sorun ne? Dolar yükselebilir örneğin bir aylık, iki aylık periyotta yükselebilir. Fakat bu örneğin gün içerisinde veya birkaç gün doların değer kaybetmeyeceğini kesinlikle göstermez. İşte en çok zarara uğradığımız kısım bu. Bir ay boyunca belki bizim hedeflediğimiz yere de gelebilir. Ama yaşadığı düşüşler özellikle küçük sermayeli yatırımcının sermayesini eritmesine, pozisyonunun kapanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle... Sermaye yapımızı iyi kavramalı, buna göre pozisyonlarımızı iyi almalı ve özellikle hani yatırım danışmanlarınızla bu konuda iletişime geçmenizi de tavsiye ediyorum ben çok daha ayrıntılı hem sermaye yapınıza göre yardımcı olabileceklerdir. Beklentiler çok önemli dedik merkez bankaları için ekonomi takvimine baktığımızda ise zaten çok somut olarak karşımıza beklenti rakamları çıkmaktadır. Biraz, ön, biraz sonra pardon zaten somut bir şekilde çok daha uygulamalı bir şekilde incelemeye çalışacağız. Politika yapıcılara dönecek olursak, jeopolitik riskler, siyasi riskler, siyasi gelişmeler bunlar arasında öne çıkmaktadır. Yurt içinden örnek verebiliriz. Koalisyon görüşmeleri sürüyor şu an için ve TL'de hükümet kurulamaması ile ilişkili e, endişeyle birlikte zayıflık gerçekleştiğini takip ediyorsanız eğer görüyorsunuz. İşte bu siyasi gelişmelerle ilgili karşımıza oldukça yakın ve somut bir örnek. E, Ukrayna'da yaşanmıştı örneğin bu tarz örnekler. Yine İngiltere'de e, referandumla ilgili yakın zamanda örnek yaşanmıştı. Fakat siyasiler muhakkak e, yönetimsel faktörler olduğu için piyasayı etkileyebilmektedir. Bunun yanında çok sık rastlamasak da ancak şu sıralar maalesef sıkça rastlıyoruz savaş, terör saldırıları gibi e, deprem gibi doğal afetlerde piyasalar üzerinde etkili olabilmektedir. Bunun maalesef çok yakın örneğini zaten bugünlerde yaşıyoruz. Terör saldırıları nedeniyle ülke ekonomisine olan güvenin sekteye uğraması TL'de hatta borsada zayıflığa, değer kaybına neden olabilmektedir. Bunlarla ilgili de somut bir örneğimiz olacak daha da rahat bir şekilde anlaşılabilmesi için. Burada ekonomi takvimine bakacak olursak şimdi dedik ki gün içerisinde bize malzeme sağlayan en önemli faktörlerden birisi. Burada baktığımızda sol tarafa baktığımızda zaman zaten burada herhangi bir açıklamaya gerek yok sanıyorum. Döviz yani hangi ülkeden açıklanacağı, hangi para birimini direkt olarak etkileyebileceği önem derecesi olay açıklanan beklenti ve önceki rakamları görüyoruz sütunları. Önem derecesi gün içerisinde bakın burada boğayla belirtilebilir kullandığınız takvime göre. Renkle belirtilebilir bu tarz çubuklarla belirtilebilir. Fakat muhakkak sizin önem derecesini fark edebileceğiniz, ayırt edebileceğiniz şekilde belirtilir. Ekonomi takvimindeki önem dereceleri. Burada 3 boğayla kendimizin ayıkladığı, filtrelediği veriler de şu an en önemli veriler burada görünmüş. Tabii geçmiş bir veriden bahsediyoruz burada. Olay kısmına geldiğimizde hangi datanın, hangi göstergenin açıklanacağını görüyoruz. Ama bizim için en kritik kısım aslında sağdaki 3 tane sütun. Şimdi biraz önce dedik ki beklenti ve sonuç asıl beklenti bizim için kritik olan gelişme diye belirtmiştik. Takvimde de hiçbir değişen yok bu konuda. Şimdi önceki rakamı bir önce saf dışı bırakırsak tekrar dahil edeceğiz. Önce beklenti ve sonuç yani açıklananı izleyelim. Şimdi beklenti rakamı piyasada genel olarak fiyatlamalara dahil olan eğer aksi bir durumu analizlerde, haberlerde takip etmiyorsak genel olarak beklenti rakamı piyasada fiyatlanmaya eğilimli olan rakamdır. Şimdi burada bizim beklentiyi fiyatladığımızı düşünelim. Sonrasında beklediğimiz rakamdan realize olan yani somut rakamın, açıklanan rakamın beklentiden farklı olduğunu görürsek ne yaparız? Bu kez de yeni dataya göre 51 fiyatlamıştık. 50.9'u fiyatlamaya başlarız. Başka bir şey diyelim. Avustralya Merkez Bankası faiz beyanatı varmış. 2.50'lik faiz oranının değişmemesi bekleniyormuş. Fakat faizi indirmiş. 25 bas puan indirmiş. Şimdi biz değişmeyeceği için herhangi bir önlem almıyorduk. Fakat faiz indirmiş. Ne yapıyoruz? Beklenen değişmemesiydi. Sonuç değişti. Avustralya dolarında satış fırsatı oluşturulabilir. Burada beklentiyle sonuç arasındaki ilişki kritik dedik. Bazı zamanlarda önceki rakamlar da önceki datalar da fiyatlamalara dahil olabilmektedir. Özellikle de revize edilen önceki dönemdeki rakamlar bazen dataların eksik olması sonradan tamamlanması nedeniyle güncellenebilir. Ve şu veri açıklanırken yeni döneme ilişkin veri açıklanırken geçmiş dönemde güncellenir. Eğer burada çok göze çarpan piyasayı etkileyebilecek bir değişiklik söz konusuysa o zaman e, piyasalar üzerinde gerçekten etkili olabilir. Ki şurada örneğimizde Dikkat ettiyseniz 329 bine revize edilen bir tarım dışı istihdam var. Şimdi piyasada en çok fiyatlanan verinin revize edilmesi muhakkak ki sert etkiler oluşmasına neden olabilecektir. Ne dedik burada özetle beklenti kısmı çok önemli. Beklentiyle açıklanan arasındaki ilişki en önemli unsur önceki sütunda bazı ekstrem durumlarda fiyatlamalara dahil olabilmektedir. Şimdi burada Genel olarak önce bir e, önemli göstergeler nelerdir, ekonominin bel kemiğini oluşturan göstergeler nelerdir karşımıza çıkabilecek bunları görelim. Sonrasında ise daha somut bir şekilde gerçekleşmiş bir fiyatlamayı incelemeye çalışalım. Burada GDP dediğimiz şey Gross Domestic Product, gayri safi yurt içi hasıla zaten bildiğimiz bir e, kavramdır muhtemelen. Bir ekonominin belli bir dönem içerisinde çünkü aylıkta açıklanır, çeyreklikte açıklanır, yıllıkta açıklanır. O dönem içerisinde ürettiği mal ve hizmet miktarı. Yani kısaca e, sorun var galiba diye bir uyarı geldi ama seste. Tekrar bir kontrol edelim. Ben de bir kontrol edeyim sistemi. Ha Oldu tamam sıkıntı kalmadı. Devam ediyorum o zaman. Bir ekonominin karnesi olduğunu ifade edebiliriz büyüme rakamını. Çünkü artık nihai olarak ekonomi nasıl bir performans gösterdi? biz tamamen burada görüyoruz. Sonuçta ürettiği mal hizmet neymiş net olarak görülüyor burada. Bu nedenle de GDP dediğimiz büyüme oranı piyasalarda çok yakından takip edilir ve özellikle zaten bahsedeceğimiz rakamların hepsinde ortak nokta şu. Beklenti ile sonuç arasında farklılık varsa fiyatlamayı çok daha fazla etkileyecektir. Diğer yandan istihdam verileri piyasayı zaten takip eden katılımcılarımız varsa özellikle ABD piyasalarında istihdam rakamları çok kritik etkiler yaratabilmektedir. İşsizlik oranı, tarım dışı istihdam gibi başlıca veriler bunlar olarak karşımıza çıkıyor. Alacaklı sayım değişimi gibi istihdam talepleri gibi rakamlarda alt kalemlerde var. İstihdam verileri neden bu kadar önemlidir piyasalar için? Yani işsizlik Türkiye'de örneğin %10 diyelim ABD'de %5.5 işte Euro bölgesinde %15-20. Bu ne önemi var? Şöyle bir önemi var. Piyasada, ekonomide diyelim pardon, işsiz sayısı ne kadar azalırsa, daha doğrusu istihdam ne kadar artarsa, gelir sahibi olacak kişilerin sayısı da o kadar artmaktadır. Şimdi teori olarak bir değerlendirecek olursak, bu arada sorularınızı takip ediyorum. Vakit kaldığı müddetçe konuyu da bölmemeye çalışıyorum. Son kısımda onları da yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi burada... Ee, ekonomide ne kadar geliri olan kişi artarsa teori olarak o kadar harcamanın da artması ve ekonominin canlanması beklenir. Ve enflasyonun da buna doğru orantılı olarak artması, buna uyum göstermesi, yükselmesi beklenir. E, bu da ekonomi için pozitif bir şeydir genel olarak. Özellikle harcama rakamının yani tüfenin artması, e, tüketici enflasyonun yükselmesi piyasalar için genel olarak özellikle durgun piyasalar için önemli bir rakamdır. İstihdam verileri bu nedenle piyasa için oldukça önemlidir. Ha istihdam verileri düzeldi diye her zaman enflasyon artar mı? Kesinlikle hayır. Bazen e, tüketicinin e, burada tasarruf eğilimine daha yatkın olması özellikle kriz dönemlerinden sonra daha gecikmeli tepkiler alınabilmesine neden olabiliyor. Fakat bu biraz ayrıntı bizim işimize yarayacak kısımları giriş aşamasında görmemiz, üzerinde durmamız daha faydalı olacaktır şu an. Şimdi faiz oranı Merkez bankalarının uyguladığı ve paraya ulaşma maliyetini gösteren göstergedir bize. İndikatördür diyelim burada. Ve faiz oranında gerçekleşebilecek herhangi bir değişiklik para piyasasını direkt ve daha uzun vadeli olarak etkileyebilecek bir faktördür. Zaten son zamanlarda en çok tartışma konusu olan şeylerden biri de faiz oranı. Çünkü genişleyici para politikalarında sıkılaştırıcı para politikalarında genel olarak tercih edilen araç ve en etkili araçlardan biri de faiz oranı olarak karşımıza çıkmaktadır. Enflasyon rakamlarının öneminden bahsettik biraz önce. Ekonominin ne kadar soğuduğunu veya ne kadar ısındığını gösterir. Ekonominin ne kadar hayatta olduğunu gösterir kısaca bize. Ne çok yüksek iyi, ne çok düşüğü iyi piyasalarda ve iki hesaplama yöntemiyle karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi tüketici fiyat endeksi, birisi üretici fiyat endeksi olarak karşımıza çıkmaktadır. Piyasalarda genel olarak tüketici fiyat endeksi yani CPI dediğimiz gösterge daha ön planda yer alıyor diye ifade edebiliriz net bir şekilde. Fiyatlamaları daha net bir şekilde etkileyebildiğini ve Merkez Bankası'nın da yoğun olarak zaten bu göstergeyi baz aldığını söyleyebiliriz. Burada baktığımızda ABD'de açıklanan rakamlarda tarım dışı istihdam değişiminin Ocak ayındaki verisinde 234 binlik beklenti var. 257 binlikte açıklanan bir rakam görmüştük. Şimdi bu ekonomi için nedir? Olumlu bir rakamdır. İşsizlik oranına baktığımızda ise %5.6'dan 5.7'ye yükselmiş. Yani işsizlik oranında bir artış gerçekleşmiş. Şimdi bazen bu veriler arasında hatta sık sık uyumsuzluk görebiliriz. Fakat burada bizim şu ayrımı net bir şekilde yapmamız lazım. Tarım dışı istihdam daha net bir tablo karşımıza çıkarabildiği için ve son gösterge olarak daha reel bir gösterge olarak karşımıza çıktığı için daha önemlidir, daha ön plandadır. İşsizlik oranı ise gerek anketin düzenlenme yöntemi, yani işsizlik oranının hesaplanma yöntemi, gerekse hesaplamanın burada hesaplama kısmının içeriği nedeniyle, yani bir süre sonra iş aramanıza rağmen işsizlik oranı anketine dahil edilmezsiniz. Bu da biraz yanıltıcı bilgiler karşımıza çıkarabilmektedir. Bu nedenle ilk aşamada tarım dışı istihdam verisi sonrasında işsizlik oranı rakamını takip ediyoruz. İşsizlik oranının ön plana çıkabileceği bazı ekstrem durumlar vardır. Bunlardan en önemlisi eğer işsizlik oranı çok önemli bir derecede arttıysa veya düştüyse yani 5.6'dan örneğin 5.3'e düştü veya 5.9'a çıktı. Bu tür gerçekten sert hareketler gerçekleştirdiyse ilk plana atılabilir, ilk plana çekilebilir diyelim. Veyahut istihdam verisinde beklentiyle örtüşen, beklentiyle çok yakın bir rakam var. Fakat işsizlik oranı çok dikkat çekiyorsa bunun yanında yine işsizlik oranı fiyatlamalara dahil olabilir. Bu gibi ekstrem durumlara sadece dikkat etmekte fayda var. Ama genel olarak takip ettiğimiz verilerde istihdam değişiminin, tarım dışı istihdam verisinin, kritik olduğunu önemli olduğunu belirtebiliriz rahat bir şekilde. Şimdi burada ne yapıyoruz? Biraz önce de konuştuk. Zaten baştan beri en çok vurguladığımız şey bu. Beklentiyle sonuç arasındaki ilişkiyi muhakkak çözmeye çalışıyoruz sağlıklı bir şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. Bu borsa aslında tabirdir. Fakat piyasa beklentiyi alır gerçekleşeni satar diye özetleyebiliriz burada. Şimdi ekonomi takviminde ...uygulamalı bir şekilde geçmiş fiyatlama nasıl etkilemiş... ...bunu takip etmeye çalışacağız. Burada baktığımızda... ...ekonomi takvimindeki saatler bazen yanlış veriliyor... ...biraz itina edilmesi ricamızdır. Evet, yani burada e, sorunlar ...çok sık kontrol ve güncelleme gerçekleştirmeye çalışıyoruz ama... ...eğer varsa hatamız tabii ki daha e, itina etmeye çalışırız... ...dikkat etmeye çalışırız. Şimdi burada baktığımızda rakamlara... Tarım dışı istihdam değişiminde önceki rakama bakıyoruz. Bir revize gerçekleşmiş. Eğer kırmızıysa olumsuz yönde revize gerçekleşmiştir. Yani önceki rakam 264 binin üzerinde açıklanmış. Sonra 264 bine yani negatif bölgeye revize edilmiş. Fakat neydi bizim için? Şu kısım önemli. 246 bin beklenti var. 126 binlik açıklanan bir rakam var. Yani neredeyse yarısı kadar artış gerçekleşmiş. Biz neyi fiyatladık? 246 bini. Bu arada bu fiyatlama ne zaman olur diye eğer soracak olursanız, kimse sormadı ama açıklayalım. Saatler öncesinden günler öncesine kadar ulaşabilir bu. Fiyatlama saatler boyu hatta günler boyu gerçekleşebilir. Belki fark etmeyiz bunu, belki de veri öncesinde sert bir şekilde fiyatlamaların karşımıza çıktığını görebiliriz. Burada baktığımızda 246.000'den sonra 126.000 açıklamış. Euro dolar paritesi 30 dakikalık grafiği. Dikkat etmenizi istediğim burada iki tane unsur var sadece. Ekonomi takvimi verileri tarım dışı istihdam gibi önemli bir veri bile olsa en verimli zamanını ilk 5 dakikasında alabiliyorsunuz bu verinin. Ve dikkat ettiyseniz artık yarım saatlik periyot sonunda Veriye ilişkin alabileceğimiz fiyatlama neredeyse sona ermiş, hatta tersi bir fiyatlama bile gerçekleşmiş. Bu nedenle birinci dikkat etmemiz gereken unsuru unsur olarak bunu belirtebiliriz. İkincisi burada normalden sert bir fiyatlama gerçekleşmiş. Neden? Bunu destekleyecek unsur nedir? Bir kere beklentiden çok büyük bir sapma gerçekleşmiş. Çok olumsuz bir rakam. İkincisi bunu destekleyebilecek diğer unsur da önceki döneme ait tarım dışı istihdamın aslında bizim fiyatladığımız kadar iyi olmadığını görmemiz. Yani iki tane hem bu döneme hem önceki döneme ilişkin olumsuz unsurlar dolarda değer kaybını tetiklemiş ve örneğin 1.08 kabaca bakıyorum 1.08 87'lerden 1.10, 19'lara, 1.10-20'lere kadar bir yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. 125 piplik yaklaşık hatta 125-135 piplik bir yükseliş gerçekleşmiş burada. Şimdi burada genel olarak bu tablo ayrıntılı bir tablo gibi gelebilir şu an. Aslında ayrıntılı değil ama genel olarak bir özetleyeceğiz sadece burada. Zaten amaç bu. Gelişmiş ülkelerde şu an için özellikle 2008 krizi sonrasında, mortgage krizi sonrasında Genel tablo Zayıf enflasyon, işsizlik oranının aslında kabul edilebilir seviyelerde olduğu çoğu yerde fakat enflasyonun canlandırılma çabasıyla tamamen genişleyici para politikalarına başvurulmuş olması. Ve bu nedenle bazı ülkelerde negatif faiz oranı bile uygulanırken genellikle sıfıra yakın faiz politikası hala geçerliğini korumaktadır. Burada özellikle emtia kaynaklı, emtia e, bağımlısı diyelim... E, Ekonomisi emtiyaya ye bağımlı eko, e, yerlerde faiz oranı bir miktar daha nispeten yüksek oluşmakla birlikte tabii Çin talebiyle de ilişkili oluyor bunlar. Genel olarak gördüğümüz şey sıfıra yakın. Faiz oranı hatta bunun yanında parasal genişleme, tahvil alımları da karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu sütunu genellikle sıfıra yakın görüyoruz dikkat ettiyseniz. Zayıf bir büyüme oranı da beraberinde gelmiş. Şimdi... E, Önceki tabloya ilişkin bir soru geldi. Bir saniye geri alayım. Şimdi burada 126 bin burada e ekonomiye katkı gerçekleşmiş. Şimdi burada bir iyileşme yok. 246 bin beklenti var. Ya, e par siz 264. Heh. 246 binlik bir beklenti var. 246 bin kişinin ABD'de özel sektörde istihdama katılmış, yani iş bulmuş olması bekleniyor burada veride. Şimdi burada sistemsel sorun nedeniyle sesinizi alamıyorum demiş katılımcımız ama yani herhangi bir sorun sanırım yok diğer katılımcılarda. O yüzden donanımla ilgili donanımı tekrar kapatıp kontrol edip açmak gerekiyor muhtemelen. Devam ediyorum burada. 246 binlik beklenti var. Fakat 246 bin değil 126 binlik bir katılım gerçekleştiğini gördük biz bu veride. Bu nedenle istihdam artışında, ilerleyişinde bir sıkıntı var burada. Zayıf bir istihdam artışı gerçekleşmiş. İşsizlik oranı ise değişmemiş. Şimdi işsizlik oranında çok daha farklı bir faktör söz konusu. Burada işsizlik oranında geçmişte iş arayan, belli bir dönem iş arayanlar artık hesaba katılmıyor. Bununla birlikte yeni katılanlar, istihdam talebinde bulunanların katılmasıyla birlikte daha farklı rakamlar karşımıza çıkabilmektedir. Bu Sadece bu aya ilişkin veriyi gösterirken, katılımı gösterirken bu genel olarak nüfus içerisindeki işsizlik oranı. Yani o arada yeni iş başvurusu, üniversite mezunu diyelim Türkiye'ye benzetirsek, yeni iş başvurusunda bulunan sayısının artması veya azalması. Bu arada iş arayanların belli bir süre sonra, örneğin 6 ay sonra artık bu veriye dahil edilmemesi, iki veri arasında uyumsuzluğa yol açabilmektedir. Çok da garip bir aslında unsur değil bu sıkça da karşımıza çıkabilmektedir. Zaten takip ettikçe de göreceksiniz. durumarım umarım. Bir soru daha gelmiş. Peki revize ile bir önceki artsa açıklanan azalsa nasıl olurdu? Bir önceki artsa açıklanan azalsa. Burada birincisi açıklanan rakamın ne kadar değişim gösterdiği kritik. Yani bu kadar farklı bir rakam varken burada 264 binin örneğin 270 binden 264 bin revize edildiyse çok büyük bir fark değil. Ama burada gerçekten hani beklentinin yarısı kadar bir rakam karşımızda. Eğer zaten destekliyorsa ikisi birbirine burada çok büyük bir sorun yok. Ama dediğiniz gibi örneğin bu olumlu bu olumsuz olsaydı yine bizim ilk planda dikkat edeceğimiz zaten bu. İkinci planda bu var. Fakat yine de hangisi daha sert etki sert bir fark yaratmış. Bunu da takip etmemiz gerekiyor muhakkak. Şimdi burada ekonomik göstergelerde birçok veri genelde aynı anda yayınlanıyor. Birçok revizelerde yapılıyor. Bu da karar vermemizi zorlaştırıyor. Herhangi bir öneriniz var mıdır? Piyasaların genellikle ilk aşamada burada dikkat ettiğimiz şey beklenti sonuç arasındaki ilişki. Revize aslında çok sık veya çok etki edecek derecede karşımıza çıkmıyor. Özellikle önemli verilerde. Ama ilk dediğimiz gibi ilk 5 dakikada zaten verimli bir şekilde veriyi kullanabilirseniz bu vakit içerisinde kullanabiliyorsunuz. Ama bunun dışında muhakkak ikinci, üçüncü, dördüncü planda yeni başlıklar fiyatlamaları etkileyebiliyor bazen. Çok sık rastlamasak da etkileyebiliyor. Bu nedenle ilk aşamada önerimiz, tavsiyemiz beklenti sonuç arasındaki ilişki. İkinci aşamada da önceki rakamda herhangi bir revize var mı buna dikkat etmemizde fayda var ve veriler öncesinde bazen piyasa psikolojisini de çok iyi takip etmek ve etmekte fayda var bunu yapabileceğiniz en azından hani başlangıç aşamasında piyasaya yapabileceğiniz en iyi yolda analizleri takip etmek özellikle burada temel faktörleri içeren makroekonomik gelişmeleri içeren kısmı takip etmek sizin için büyük bir avantaj sağlayacaktır başlangıç aşamasında şimdi gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise Öncelikle şunu bilmemizde fayda var. Gelişmekte olan ülke ekonomileri sıcak ekonomilerdir. Yani enflasyonu doğal olarak e, yüksek olması gereken ekonomilerdir. Bu neden bunu nedenle de enflasyon rakamlarının genellikle yüksek seyrettiği görülür. Buna dikkat etmekte ve yadırgamamakta fayda var. Fakat %16 gibi oranlar da çok uçuk rakamlardır. Buna da dikkat edelim. Hani hangi oran kabul edilebilir, hangisi edilemez? Buna dikkat edelim. İkincisi de eğer bir merkez bankası örneğin %16.9 enflasyon oranına rağmen bunu istediğinde kontrol etme yetisine sahipse, tecrübesine sahipse o ülke ekonomisine daha fazla güven duyulabileceğini de ifade edebiliriz. Büyüme oranları da çok doğal olarak gelişmekte olan ekonomilerde gelişmiş ekonomilere nispeten daha yüksektir. Burada da herhangi bir şey yabancılık çekeceğimiz nokta yok. İşsizlik oranının ama burada biraz da kronik olarak diyelim daha yüksek seyrettiğini söyleyebiliriz. Zaten hani kendi ülkemizden de buna birazcık alışığız. Faiz oranları da enflasyon oranlarıyla biraz uyum içerisinde enflasyon oranını kontrol altında tutma amacıyla birlikte genellikle yüksek olarak karşımıza çıkmaktadır. Merkez bankalarına bakacak olursak Şimdi genel olarak merkez bankalarını ilk başlangıç aşamasında bilmemizde en önemlilerini en azından bilmemizde fayda var. Bunlar kimlerdir, nelerdir? Öncelikle Fed ve Fed Başkanı ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen. Bu kişinin açıklamaları özellikle şu sıralarda çok dikkatle takip edilmelidir. Çünkü eylülde faiz artımı artışı yapıp yapılmayacağına ilişkin çok büyük bir tartışma ortamı var şu sıralar. Ve bu nedenle ABD verileri ABD Merkez Bankasından herhangi bir yetkilinin, üyelerin yapabileceği, yalının yapabileceği açıklamalar muhakkak dikkatle takip edilmeli. Çünkü bugün dolar üzerinde gerçekleşen herhangi bir fiyatlama gidip euro Türk Lirası, euro yen gibi paritelerde de etkili olabilmektedir. Sadece dolar içerikli varlıklarda değil. Doların euro üzerinde yarattığı etkiler Euro bazlı, Euro karşılıklı paritelerde de etkili olabiliyor. Bu nedenle çok dikkat etmemizde fayda var. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi burada da Euro bölgesiyle ilgili zaten şu sıralarda da yoğun bir e, sorun var, sorun silsilesi var diyelim. Bunlarla boğuşuyorlar. Bunun yanında şu anda parasal genişleme de var. Faiz oranları da düşük ve bu kişinin bu politika devam edecek mi, etmeyecek mi? Bununla ilgili açıklamaları oldukça kritik. Bankanın görüşleri, euro üzerindeki fiyatlamaları Avrupa borsalarını oldukça sert bir şekilde etkileyebilir. Bu nedenle hangi paritede, hangi varlıkta işlem yaparsak yapalım, en azından şu iki kişiyi, iki kurumu muhakkak takip etmemiz gerektiğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Ha bundan sonrakiler biraz daha tercihe bağlı. Örneğin İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney bu da açıklamaları, bankanın politikaları yoğun olarak sterlini etkilemektedir. Ama sterlinde çok büyük sert çok büyük sert değer kayıpları var veya değer kazanımları var diye euro üzerinde veya dolar üzerinde veya yen üzerinde çok sert hareketler görmeyebiliriz. Bu nedenle daha lokal etkiler yaratabilmektedir. İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın ve kurumun yaptığı açıklamalar. Fakat yine de takip önemli çünkü küresel piyasa global bir piyasa bu nedenle de etkili olabiliyor. Avrupa piyasalarını da etkileyebilir. Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann neden açıklamaları önemli? Aslında burada söz sahibi kişi Draghi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı. Fakat burada Avrupa'nın Euro bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya olduğu için ve fonun büyük bir kısmı zaten buradan sağlandığı için de Avrupa Almanya Merkez Bankası'nın görüşleri tabi Whiteman'ın da görüşleri oldukça kritik. Bu nedenle de e, bu kişinin görüşleri de oldukça önemli. Örneğin Yunanistan konusunda e, haklı da olarak birazcık en katı tutumu Almanya gösteriyor. Buna da dikkat edebiliriz. Önümüzde çıkacaktır zaten ilerleyen süreçte. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ve e, düşük enflasyonla yıllardır mücadele ediyorlar zaten. Bu nedenle dünyanın da en çok kullanılan para birimlerinden biri olduğu için yen küresel etkiler açısından en azından sterlin'den veya işte burada biraz sonra bahsedeceğiz TL'den de doğal olarak daha büyük etkiler yaratabilmektedir. Çünkü dünya ithalatının, ihracatının yine önemli bir payına sahip olduğu için piyasaları etkilemekte ve yen oldukça işlem yapılan pariteler içerisinde yer alıyor. Dolar-yen, euro-yen, sterlin-yen gibi. Buna da dikkat etmekte fayda var. Şimdi ekonomimizin büyüklüğü nedeniyle daha doğrusu diye bu karşılaştırdıklarımıza göre daha küçük olması nedeniyle Erdem Başçı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, burada otorite demeyelim de etkileri bir miktar sınırlı kalabilmektedir. Yani oldukça yerel TL üzerinde ve biz düz üzerinde etkili kalabilmektedir. Hatta Euro Türk Lirası, Dolar Türk Lirası gibi pariteleri, kurları inceleyecek olursak Erdem Başçı'nın Etkisi oldukça sınırlıdır diyebiliriz. Yani çok kritik, çok e, burada değişik bir karar, ekstrem bir karar alınmadığı müddetçe, açıklama yapılmadığı müddetçe fark edilmeyecek derecede bile etkiler olabilir. Bu nedenle dikkat edelim. Yine de bilmekte fayda var. Çünkü dediğimiz gibi ekstrem durumlarda karşımıza çıkabilir. Kademeli olarak, sınırlı olarak da etkileyebilir pariteyi. Bilmekte fayda olacaktır. Şimdi burada merkez bankalarına ilişkin etkili bir örnek var karşımızda. Burada baktığımızda Euro dolar paritesi 30 dakikalık grafiğini inceliyoruz ve burada baktığımızda Euro dolar paritesi oldukça uzun süre düşmüş ve sert bir şekilde düşüşünü sürdürmüş. Baktığımızda ne varmış? Ocak 22'de 14.45'te Avrupa Merkez Bankası faiz beyanatı yapmış. 15.30'da da 45 dakika sonra Avrupa Merkez Bankası basın konferansı gerçekleştirmiş. Draghi tarafından şimdi faizde herhangi bir değişiklik yok ve bununla birlikte zaten hafif bir oynaklık gerçekleştiğini görmüşüz sonrasında 15.30'daysa Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi dedi ki burada piyasayı canlandırma için e, likit akışını likidasyonu arttırmak için burada Avrupa Merkez Bankası artık her ay 60 milyar euro tutarında devlet tahvili satın alacak dedi. Bu ne demek? Piyasaların canlanacağını ifade eder. Fakat para piyasasında öncelikle arz ve talep dengesi, yani miktar teoreminden gidecek olursak, piyasada bir şey çoksa değeri azalır. Şimdi her ay fazladan 60 milyar Euro'nun piyasaya dahil olduğunu düşünüyoruz ve burada önceki döneme göre çok daha fazla. Bu tamamen pazar mantığıyla oluşturulabilir. Elma üretimi çoğaldıysa ne olur? Elmanın fiyatı düşer pazarda. Euro'da tahvil alımının açıklanması da benzer bir etki oluşturuyor. Ve bununla birlikte Euro dolar paritesinde uzun soluklu ve sert bir düşüş yaşanmış durumda. Ancak şunu unutmayalım. Bu örneğe dahil değil bir ayrıntı fakat dikkat etmekte fayda var. Burası sadece tek değişkenle çalışmıyor. Karşıda dolar gibi dünyanın en çok kullanılan para birimi var. Şimdi dolar tarafındaki gelişmeleri de bir paritede işlem yaparken iki para birimine ilişkin gelişmeleri de muhakkak takip etmemiz gerekiyor. Dolar gelişmiş ekonomiler arasında faiz artırımına en yakın olanlardan biri ve en çok kullanılan para birimi. Bu da euro dolar paritesindeki düşüşü destekleyen, etkileyen diğer hatta en önemli faktör. Buna ilişkin süreçte zaten hareketlerin desteklenip desteklenmeyeceğine ilişkin beklentileri yönlendiriyor diyebiliriz net bir şekilde. Şimdi bazen e, burada özellikle ihracata dayalı ekonomilerde görüyoruz, tarihte bu şekilde görülmüştür. Merkez bankaları piyasaya direkt olarak da dahil olabilmektedir. Yani direkt işlem yaparak da dahil olabilmektedir. Bunu yakın zamanda en yakın tarihlerde İsviçre'de, ve Japonya'da gördük. İkisinde ortak özelliği ihracata dayalı ekonomiler olmaları. İhracata dayalı ekonomiler ülke para birimlerinin değersiz olmasını isterler. Çünkü ne kadar değersiz olursa karşıdan gelecek dövizi yerel para birimine çevirdiğimizde elimize geçecek, ihracatçı şirketlerin eline geçecek para o kadar çoğalır. Ve piyasanın zaten yapmaya çalıştığı likiditeasyon yani piyasada bol para ve enflasyonu arttırmaya, harcamaya yöneltmeye yönelik önlemler direkt olarak kur sayesinde sağlanmış olur. Zaten kur savaşları denilen şey de bunun yüzünden karşımıza çıkmaktadır. Baktığımızda burada dolar yen paritesinin günlük grafiğini inceliyoruz bu arada. 2011 yılında dolar yen paritesinin tarihi rekor düşük seviyeleri görmesiyle yani 75'li 1 doların 75 yen'e yaklaşık tekabül ettiği seviyelerde piyasaya müdahale ettiğini görüyoruz. Sadece para alım satımı yaparak. Burada yaptığı şey Merkez Bankası'nın elindeki rezerv miktarıyla, Yen rezervleriyle dolar satın almak. Böylelikle ne oluyor? Miktar teorisine göre piyasada dolar e, burada azalırken doları alıyor çünkü asıl e, ana amaç aslında yeni çoğaltmak yenle dolar aldığı için yen çoğalıyor piyasada. Dolar Merkez Bankası'nın rezervlerine ekleniyor. Fakat bu sadece bir geçici merhem diyebiliriz, yara bandı diyebiliriz. Ekonomideki yapısal sorunları çözmediğiniz için bunun etkisinin bile burada zaman dilimine bu kadar geri dönemediğimiz için sadece günlük grafikte çalıştık ama bu hareket 1-2 saat sürdü o tarihte. Sadece 1-2 saat etki edebildiğini görüyoruz sonrasında ise tekrar aşağı yönlü fiyatlamalar gerçekleşmiş durumda. Şimdi konu dışında pip nedir diye örneğin sorular geliyor. Burada eğitim sonunda YouTube kanalından burada Forex piyasasına giriş eğitimi diye arattığınızda GCM Forex'te sadece Forex piyasasına giriş temel kavramlarla ilgili bilgiler yer alıyor. Buradan daha rahat, ayrıntılı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Sorulara da bakıyoruz. Mesela Türkiye'de yapılacak olan devaluasyon sonrası bütün para birimleri mi geçerli olur yoksa sadece dolar euro mu? Şimdi TL ile işlem yapıyoruz diyelim. Hani TL'de değer artışı veya düşüşü olacak. Dedik ya pariteler iki taraflı çalışıyor diye TL içerikli tüm pariteler devalüasyondan bu hareketten etkilenir. Dolar Türk Lirası etkilenir, Sterlin Türk Lirası etkilenir, Euro Türk Lirası etkilenir. Hepsi muhakkak etkilenecektir böyle bir hareket gerçekleşirse. Çünkü paritenin bir tarafı etkilenmiş sert bir şekilde. Ama şöyle bir durum var. Benim de söylemek istediğim şuydu. Paritede ekonomilerden biri muhakkak daha büyük, daha etkilidir. Örneğin dolar Türk Lirası Şimdi dolarla Türk lirasını karşılaştırırken şöyle bir örnek verebiliriz. Bir yandan Yalın konuşurken bir yandan Erdem Başçı konuşuyor diyelim. Şimdi bizim burada Erdem Başçı'yı takip etmemiz bizi büyük ölçüde yanıltacaktır. Çünkü Yalın'ın yaptığı açıklamalar çok daha kullanılan bir para birimi, çok daha büyük bir ekonomiyle ilgili. Hani burada duygusal davranmadan biraz e gerçekleri de görmek lazım. Dolarla ilgili gelişmeler çok daha etkileyecektir pariteyi. Bizim borsamızı bile etkileyecektir. Bu nedenle örneğin başka bir rakamdan da bahsedilebiliriz. Hani Euro bölgesinde enflasyon açıklanacak. Aynı anda işte Türkiye'de enflasyon açıklanacak. Yine burada Euro bölgesi enflasyonu verisi bir adım ön planda olacaktır. Yani bu, bu ayrımı iyi bir şekilde yapabilmek gerekiyor. Şimdi beklentinin çok önemli olduğunu belirtmiştik. Beklenti fiyatlamasının. Burada çok güzel, somut bir örnek var. Yakın tarihte yaşanan bir örnek var. Şimdi burada Ukrayna, Rusya arasındaki gerginlik zaten hala devam ediyor. Çoğumuz biliyoruzdur muhakkak. Ne yaptı burada Rusya? Bir referandum gerçekleşti. Referandum sonunda Rusya da gitti Kırım'ı ilhak etti, topraklarına kattı. Şimdi böyle bir durumda piyasa neden endişelenir? Öncelikle burada Ukrayna dünyanın en büyük buğday ihracatçıları arasında. Euro bölgesi toprakları zaten e, buğday üretimi açısından oldukça elverişli. Ukrayna da bu bölgeye yakın ve onlardan birisi. Şimdi burada miktar teorisinden tekrar yola çıkarsak şimdi Ukrayna'da savaş ihtimali, top, yani Rusya'nın hiç kimseye sormadan, danışmadan, etmeden Kırım'ı alması büyük bir sorun yaratıyor. Yani buğday üretiminin aksayabileceğine ilişkin bir veri var. Şimdi burada baktığımızda Buğday eğer piyasada azalacaksa ne olacak? Fiyatlama yukarı doğru. Yani buğdayın azalacağı endişesiyle fiyatlar yukarı doğru gider. Burada herhangi bir sıkıntı yok, değil mi? Yani bir şeyin miktarı azalacaksa, üretimi azalacaksa fiyatın yükselmesi oldukça doğal. Ama burada sadece beklenti fiyatlanıyor. Buna dikkat edelim. Şimdi burada açıklanan raporları kısaca özetlersem bırakın burada buğday üretiminin aksamasını, üretimin arttığını gördük sonraki rakamlarda. Yani üretimle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. Burada da baktığımızda şimdi şurada biraz önce şurayı açayım tekrar. Burada kırmızıyla çerçevelediğimiz bir kısım var. Yani bu endişeyle yükselen fiyat. Burada da aynı yeri görüyoruz. Endişeyle yükselen fiyat ama raporlar sonrası üretimin aksamadığını görmemiş sonrasında bakın eski yola nasıl geri dönmüş, trende nasıl geri dönmüş fiyat. Beklentiyi fiyatladık burada beklentinin gerçekleşmemesiyle birlikte tekrar aşağı yönlü hareket yani satış gerçekleşti burada. Şimdi Türkiye'de savaş ile ilgili olumsuz gelişmeler Türk lirasının değerini olumsuz etkiliyor dedik. Evet. Peki dolar Türk lirası paritesi için Amerika ile Türkiye'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir operasyon için nasıl analiz yapmalıyız? Bu bir belirsizlik midir? bu da bir belirsizliktir aslında herhangi bir başarıya ulaşmış veya somut bir gelişme aslında hani sonuca ulaşmış bir gelişme yok ve hiç kimse hiçbir yatırımcı yatırım yaptığı ekonomide operasyonlar savaş terör eylemleri kimse istemez yani biz şöyle düşünelim biraz objektif bakabilmek için burada çok doğal olarak duygusal yaklaşıyoruz diyelim ki ruble ile işlem yapıyoruz fakat hani Ukrayna'da savaş var işte NATO işte Rusya ile gittikçe cepheleşiyor. Terör saldırıları hani ne bileyim Çeçenistan gibi gerilim arttı vesaire. Burada böyle bir şey varken biz Rusya ekonomisine yatırım yapar mıyız? Yani Rusya Ukrayna'dan askeri olarak güçlü. Ama biz yine de buna rağmen yapar mıyız Rusya'ya yatırım? Muhtemelen yapmayız. Yapsak bile 3-4 defa en az düşünürüz. Bu bir belirsizliktir. Savaş, operasyonlar... Kim ne yaparsanız yapın bir belirsizliği göstermektedir. Yani ABD'nin yaptığı kendi operasyonlarda bile para birimine olan güvenin bazı zamanlar azalabildiğini gördük. Bu nedenle bizim için Türkiye'nin durumu ne? Zaten şu an objektif objektif derken sadece operasyona yönelik yorum yapamamamızın nedeni Türkiye'nin içinde zaten terör eylemlerinin gerçekleşiyor olması. Bizim operasyonlarımız genellikle sınır kısımlarında şu an. Daha yoğun olarak yo yoğunlaşmış durumda diyelim. Şimdi burada temel analizde bizim yapmaya çalıştığımız şey sonrasında gerçekleşebilecek bir şeyin önlemini şimdiden almak. Bu nedenle bu görsel yangın alarmını koyuyoruz. Yani her şey olmadan önce biz bunu görebilmemiz amacıyla temel analizi uyguluyoruz. Şimdi burada biraz geçmişe döneceğiz. 2008 krizine. 2008 krizinde bir morgıç yani burada kredilerle. Konut kredileriyle ilgili bir sıkıntı çıkmıştı. Ev fiyatlarının şişmesi, bir balon oluşması da bundaki en büyük göstergeydi. Peki, Türkiye'de de açıklanıyor konut fiyatları, Amerika'da da açıklanıyor. Burada verilerde konut fiyatlarındaki sistemli sert yükseliş görünmüyor muydu? Görünüyordu. Ve burada herhangi bir sorun çıkmıyordu o güne kadar. Evet, eleştiriler vardı konut piyasasında fiyat çok yükseliyor diye, ama Türkiye'de bahsedilmiyor mu? Türkiye'de de bahsediliyor konut fiyatları yükseliyor diye. Çoğu bölgede bahsediliyor. Fakat kriz çıkacak, kriz çıktı konut fiyatı, fiyatları yükseldi diye herhangi bir şey duyduk mu bugüne kadar? Bırakın Türkiye'yi herhangi bir ekonomide hayır. Burada sorun ne oldu? Bu kredilerin ödenememesi nedeniyle, kontrolsüz kredilerin ödenememesi nedeniyle ABD'nin en büyük ve en köklü finans şirketlerinden Lehman Brothers battığını, iflas ettiğini açıkladı. Şimdi bu neye neden oluyor çok doğal olarak? Piyasada bütün güvenin kırılmasına ve zincirleme bir reaksiyona neden oluyor. Şimdi farz ederek söyleyelim. Bugün Türkiye'nin en çok kullanılan bankalarından A Bankası, B Bankası. Şimdi krediler ödenemediği için Battığını açıklasa, yarın en çok para yatırılan, kredi kullandıran bankalardan biri battığını açıklasa, ilk işimiz ne olur? Bankadaki parayı çekelim mi, çekmeyelim mi? Bunu düşünürüz ve muhtemelen de çekeriz. Bu nedenle tüketici güveni oldukça kritik bir gösterge ve bu göstergenin takibi de var. Yani bununla ilgili veriler de açıklanıyor ve bunları da küçümsemeden, hani bunlar çok önemli değildir demeden, yorumlama amacıyla takip etmek oldukça önemli bizim için ve ekonomi takviminin çok önemli olduğunu da ifade edebiliriz. Bakın böyle bazen tarım dışı rakamlarında örneğin piyasayı takip etmenin bir avantajını anlatmaya çalışacağım. Diyelim ki ABD ekonomisinde tarım dışı istihdam rakamı işte 240 bin bekleniyor beklenti. Fakat ABD için eğer takip ederseniz analizleri yani, takip etmenizi tavsiye ediyorum bu konuda. Hani kendinizi geliştirmeniz açısından. ABD ekonomisi için okursanız ki okuyacaksınızdır. Örneğin geçtiğimiz hafta okusaydınız bununla ilgili sorular çok gelmezdi. 200 bin üzerindeki rakamlar ABD ekonomisi için önemli, yeterli, istihdam piyasasının güçlü olduğunu gösterecektir. İbarelerini takip etseydik örneğin 215 bin gelince bu rakamın aslında o kadar da kötü olmadığını görebilirdik. Şimdi... 240 bin'lik beklenti varken 215 bin'lik rakam gelirse bu muhakkak fiyatlanacaktır para piyasasında özellikle forex piyasasında. Doların zayıflayacağını görebiliriz burada. Ancak 215 bin'in aynı zamanda Fed'in faiz artırımını destekleyebilecek bir rakam olduğunu bilirsek bu rakamdan sonra bu ilk tepkilerden sonra doların değer kazanacağını da görebiliriz. Zaten bu analizleri takip edersek piyasa psikolojisini okumaya çalışırsak Burada ortalama saatlik kazançlar diye aynı anda açıklanan bir veri var. Bunun da doları destekleyebilecek faktörlerden biri olduğunu görebiliriz. Ve şuna dikkat edelim. Eylül ayı oldukça kritik. Hani aslında güncel yorumlar yapmamamız lazım ama Eylül ayı çok kritik ve Eylül 17'de FOMC Fed beyanat var. Buna doğru. Bu dikkat ettiyseniz bir aydan uzun bir süre var ve birçok veri var ve piyasa sert hareketlere maruz kalabilir. Bu nedenle piyasanın yorumunu çok daha sağlıklı, sakin bir şekilde yapmamız gerekmektedir. Fiyat düştüğünde satışların gerçekleştiğini belirttiniz ancak aynı miktarda da alım yapan yok mu? Yani satılan ile alınan aynı miktar değil midir? Neyden bahsettiğimizi konu biraz dağılınca örnekle neden bahsettiğimizi ben bir daha sorayım size. Hani ne buğday mı, Türk lirası mı, ne düşüyor, ne yükseliyor. Onu bir açıklayabilirsek yardımcı olmaya çalışayım, yanıtlamaya çalışayım. Buradan ilerleyecek olursak genel olarak temel analiz konusunda anlatabileceklerimiz bu kadar. Burada fiyat ne yönde, ne zaman, nasıl hareket eder, hangi etkiler altında hareket eder genelde bunu bulmaya çalışıyoruz. Bir öngörü sahibi olmaya çalışıyoruz. Şunu yapmakta fayda var. Siz belki çok sağlıklı bir şekilde dolar Türk lirasının yükselecek olduğunu bulabilirsiniz. Hani ABD faiz arttıracak dersiniz. Türkiye'de istikrarsızlık var dersiniz. Tamam her şey hoş. Dolar Türk Lirası'nda alım yapmamız lazım. Ama gidip rekor seviyeden alırsanız örneğin 2.80'den aldıktan sonra 2.75'e kadar düşemez mi? Bu düşebilir. Ve bu düştüğünde muhtemelen hani sermayeniz çok güçlü bir sermaye değilse eriyecektir sermayeniz. Bu sizin hatalı bir işlem yaptığınızı gösterir. Neden? Sadece bir tek analiz yöntemini uyguladınız. Eğer rekor seviyede ise bir parite genellikle biz bunun düşebildiği kadar düşüp ondan sonra alınması taraftarıyız. Bunu da nasıl ölçebiliyoruz? Teknik analiz yardımıyla. Demek ki temel analiz, teknik analiz ve risk yönetimini aynı anda uygulamalıyız ve üçü birbirini onaylamıyorsa o işleme dahil olmanızı ben açıkçası tavsiye etmiyorum. Çünkü üçünü aynı anda uygulamanız ve üçünün birbirini teyit etmesi belki bir normalde yapacağınız işlem sayısını 3'ten 1'e indirecektir. Fakat kazanç oranınızı, başarılı işlem oranınızı da aynı şekilde arttıracaktır. Evet soruları da yanıtlamış gibi görüyoruz şu an. Şimdi bu ayki TD verileri düşük geldi. Petrol yükselmesi gerekirken neden düştü? Ters korelasyon yok mu? Şimdi bu korelasyon yanlış yorumlandığında çok tehlikeli bir araç. Petrole etkileyen tek şey dolar değildir. Petrole etkileyen tek şey, pardon, birçok şey var. Ve sakın lütfen hani dolarla ilgisi vardır. Neden vardır? Çünkü petrolün fiyatlaması dolarla gerçekleşiyor. Platformlarda dikkat ettiyseniz ama dünyada şu an rekor miktarda petrol üretimi var. Çin'de İşler hiç iyi gitmiyor ve Çin en büyük petrol talepçilerinden, ithalatçılarından biri. İran nükleer anlaşmalar sonrasında petrol üretimini arttırmayı düşünüyor. Şimdi biraz önce miktar teorisinden bahsettik. OPEC üretimi kısmayı düşünmüyor, petrol ihraç eden örgüt. Şimdi bunlar varken doların işte değer kazanması veya değer kaybetmesi tek başına etkilemesini beklemek çok büyük bir yanılgıya sokabilir bizi. Bu nedenle buna... Şu o ayrımı birazcık e, dikkatli ölçelim. Burada önemli olan MT'larda özellikle özellikle enerji piyasasında diyelim. Arz ve arz ve talep miktarları oldukça kritik. Buna dikkat edelim. Muhakkak ilişkisi vardır. Ama bu ilişkiyi çok e, anlamlı hale getirmek, hani dolar petrol tamamen korelasyon içerisindedir, ters korelasyon içerisindedir diye yorumlamak yanlış olabilir. Forex piyasasında herkes kazanırsa kaybeden kimdir? Şimdi burada herkes kazanıyor diye maalesef bir şey yok. bu bir terazi olarak ifade edebiliriz. Muhakkak birileri kazanacak, birileri kaybedecek. Burada aslında yapılan şey büyük yatırımlar, büyük fonlar, akıllı para dediğimiz yatırımların takibi, gölgesinin takibi gerçekleştiriliyor ve akıllı para da ekonominin canlanacağı, daha fazla kazanç elde edebileceği yere doğru ilerlemeye çalışır. Zaten bu yöntemler sonrasında hani bunun fark edilmesiyle birlikte ekonomi takviminin, ekonominin yorumlanmasının, vade ayrımı yapılmasının önemi bir kat daha artıyor. Biz burada büyük bir gölgeyi takip ediyoruz ve bu gölgenin nasıl yorumlanacağını zaten bulmaya çalışıyoruz. Bu yolda da öncelikle şunu kabul etmeniz lazım. Ne yaparsak yapalım bir kesinlik yok piyasa yukarı veya aşağı gidecek diye. Ama bunu gerçekten kabul etmeniz lazım. Hani bunu cümle içinde kurmayıp gerçekten bir netlik olmadığını bilmemiz lazım. Ha biz bu önümüzdeki bulutları dağıtmayı nasıl başarabiliriz en azından bir miktar? Teknik analizle işleme giriş çıkış noktamızı belirleriz. Temel analizle fiyat trendi destekliyor mu? Fiyat nereye gidebilir? Bunu çözebiliriz. Risk yönetimiyle de biz her şeyi çözdük ama bu işlem bize uygun mu? Bizim sermayemize, bizim vade anlayışımıza uygun mu? bunları çözebiliriz. Bakın bu üçünü gerçekleştirmeniz sizin başarılı bir işlem yapmanızı sağlar. Ama her başarılı işlem kazanç elde edecek diye kesinlikle bir şey yok. Ama bu sizin cesaretinizi kırmasın. Yani analiz takip edip teknik analizi doğru yorumlayıp risk yönetiminizi doğru uygularsanız bunun için de artık tamamen şanssızlığınıza olacaktır bu kayıplar. Risk değerlendirme için neler söylersiniz? Yani bunların için bunlar için ayrıca eğitimlerimiz var. Şimdi zaten konunun dışına da oldukça saptık aslında. Bununla ilgili risk yönetimi ile ilgili yine YouTube kanalımıza yönlendirebilirim sizi ki ay içerisinde yine ilerleyen süreçlerde de bununla ilgili örneğimiz olacak eğitimlerimiz pardon. Şimdi buğdaydaki örnek için belirtmiştim demiş katılımcımız. Buğday üretiminde sıkıntı olmadığı için fiyat tekrar düşmüştü. Evet. Burada da satışların arttığı belirtilmişti. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim. Hani cümleyi böldüm bir, parantez açtım. Fiyatın düşmesi için sadece satışların artmasına gerek yok. Alımların kapatılması da aşağı yönlü hareketin destekleyebilecek faktörlerden biridir. Satış yapan varsa bunun karşısında da alan yok mudur? Bunun karşısında alan olabilir, uzun vadeli alımlar gerçekleşebilir veya kısa vadeli olarak alım gerçekleştiren olabilir. Ama satış pozisyonlarının alış pozisyonuna göre daha yüklü olması, daha yoğun olması fiyatın aşağı gitmesini etkiler. Yani şöyle bir şey var. Satışların arttığını söylemek belki de yanlış da olabilir ama kesinlikle alış pozisyonlarına göre satış pozisyonları daha çoktur. Çünkü aksi halde fiyat aşağı gidemez. Ee, i̇deal bir temel analizi tanımlayabilir misiniz? Yol gösterici olsun diye. Şimdi yani bu çok şey e, geniş bir tanım aslında tek cümle gibi. Şimdi önce ezberci olmamak gerekiyor. Çünkü konjonktür her ay artık o kadar hareketli bir piyasa ki, ki her ay her yıl değişebiliyor. Bu nedenle öncelikle ezberci olmamak lazım. Merkez bankalarını takip etmek büyük ölçüde işinizi kolaylaştıracaktır. Ve piyasayı çok karışık bir şey gibi hayal etmeyelim. Aslında biraz takip ettikten sonra çok daha basitleşebildiğini siz de göreceksiniz. En azından ilk aşamada tavsiyem bu olabilir. Şimdi sorular konu dışına oldukça sarkmaya başladı. Hepsini demiyorum tabii ki. Bununla ilgili, konuyla ilgili konu dışında sorularınız olursa eğer webinar.gcmforex.com adresine iletebilirsiniz. Burada en kısa süre içinde yanıtlamaya çalışırız sorularınıza. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Başarılı işlemler diliyorum. İyi akşamlar.